Merhaba arkadaşlar kazanım kavramı 28. testteyiz artık fotosentez ve solunumun son testi Bundan sonra sistemlere geçeceğiz Diyor ki bataklık organizmalarının hücresel solunumunda verilenlerden hangileri doğrudur Arkadaşlar bataklık organizmaları oksijensiz solunum yaparlar Diyor ki, oksijenli solunuma göre daha fazla ATP üretim görülür Hayır oksijenli solunumda 32 ATP üretilirken oksijensizde 2 ATP üretilir o yüzden bu olmaz NAD moleküllerinin indirgenmesi gerçekleşmez. Hayır glikoliz evresi ortak olduğu için NAD indirgenir. O yüzden bu da yanlıştır. Glikoliz tepkimeleri ile substrat düzeyde fosforilasyon gerçekleşir. Evet arkadaşlar bu zaten tüm glikoliz olayında geçerlidir. O yüzden cevabımız B şıkkı yalnız 3 olur. İkinci soru tek hücreli bir organizmanın hücresel solunumu sırasında Elektronegativitesi oksijene göre düşük olan maddeleri elektron tutucu olarak kullanma nedenleri arasında hangileri sayılabilir? Arkadaşlar oksijene göre daha düşük kullanmasının sebebi oksijenin elektronu çekip elektronla birlikte hidrojeni bağlayıp ee, suyu oluşturmasıdır. Diyor ki glikoliz enzimlerinin bulunmaması. Hayır. Oksijenin toksik etki gösterebilmesi. He bir dakika burada oksijeni kullanmıyor, ona göre farklı maddeler kullanıyor. Evet, oksijenin toksik etki gösterebilmesi olabilir. Yaşam ortamlarında oksijenin bulunmaması, e bir dursun bakalım. Elektron taşıma sistemine sahip olmaması. Arkadaşlar, elektron taşıma sistemi ne sahip olmaması, ETS. yani bu da olabilir bence. Elektron taşıma sistemine, çünkü Oksijensiz su fermentasyonda mesela fermentasyonda ETS yoktur. Ama bir oksijensiz solunum çeşidi daha var. Direkt oksijensiz solunum olarak geçer. Orada ETS vardır. Şimdi hangisine göre yaparız? Bence 4'ü kabul edelim arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı 2 ve 4 olur. Üçüncü soru. Ökaryot hücrelerin oksijenli solunumu sırasında görev alan NAD ve FAD koenzimleri ile ilgili aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Buna göre numaralı bölümlerin işaretleri sırasıyla hangisi olmalıdır diyor. Sadece oksijenli solunumda görev alma. Hayır arkadaşlar not. Oksijenli de de, oksijensiz de de görev alır. O yüzden eksi koyduk. Krebs tepkimelerinde indirgenebilme. Evet fat krebs tepkimesinde kullanılır. indirgenir. Stoplazma da kullanılabilme. Not kullanılır ama fat kullanılmaz arkadaşlar. Cevabımız eksi artı eksi şeklinde olur. Bursa şıkkı olur. Dördüncü soru. Bir hücrede aşağıda verilen olaylardan hangisinin gerçekleşmesi ilgili hücrenin oksijenli solunum yaptığına dair kesin kanıt oluşturur. Substrat düzeyinde fosforilasyon bu glikolizde olur bu oluşturmaz. Nat molekülünün indirgenip yükseltgenmesi bu da olmaz. Ara ürün oluşumu sırasında biyolojik katalizör yani enzim kullanılması hayır bu da olmaz arkadaşlar. Besinin parçalanması sürecinde karbondoksit oluşması. Şimdi buna olur diyebilirsiniz ama olmaz neden? Çünkü Etil alkol fermentasyonu sırasında da karbondioksit oluşuyor. O yüzden bu da olmaz. Pürüvatların enzimler yardımıyla asetil koenzimaya dönüşmesi. işte asetil koenzim oluşumu sadece oksijenli solunumda olur. O yüzden cevabımız E şıkkı olur. Beşinci soru. Mitokondride ETS elemanlarının krista üzerindeki konumu aşağıda şematize edildiği gibidir. Buna göre diyor hangileri yanlıştır? Arkadaşlar krista üzerinde bakın e, ee, yarısı Matrix kısmında hani ETS elemanları var ya, yarısı da zarın üstünde. Yani şu kısım nedir aslında Matrix'tir. Diyor ki ETS elemanlarının tamamı Matrix'ten zarlar arası bölgeye proton gönderir. Şimdi ETS elemanlarına bakıyorum. Bakın bunlar proton gönderdi ama ATP sentaz ne yaptı? Bu da bir ETS elemanı. Bu tam tersi yönünde yapıyor arkadaşlar. O yüzden bu yanlış Protonlar sadece ATP sentazın oluşturduğu kanalda matrikse geçer. Evet ATP sentez sayesinde geçiyor matrikse arkadaşlar doğru. Elektronlar sistem üzerinde taşınırken enerji değerleri yükselir diyor. Hayır arkadaşlar enerji değerleri azalır. O yüzden bu yanlıştır. Zarlar arasında hidrojen birikmesi kemi ozmosis ile ATP üretimine neden olur. Evet doğrudur kemozmotik hipotez ile. Yani kemi kemozmotik hipotez dediğimiz olay buradaki zarlar arası bölgeden işte özel bir yoldan ATP sentazdan matriks'e geçiyor. Geçiş sırasında da ATP üretiliyor. Biz buna kemozmotik hipotez diyoruz veya kemozmozis diyoruz arkadaşlar. Doğrudur. Cevabımız hangisi yanlış dediği için 1 ve 3 olur. Geçelim diğer sorumuza. Oksijenli solunumun elektron taşıma sistemi sürecinde gerçekleşen olaylarla ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Nadaş moleküllerinin yükseltgenmesiyle sisteme elektron transferi yapılır. Evet. Nadaş moleküllerinden hidrojen ayrılırken elektron da ayrılır. Elektronlar sisteme geçer. Doğru. Elektron taşıma sırasında açığa çıkan enerji hidrojen iyonlarının zarlar arası bölgeye pompalanmasında kullanılır. Evet arkadaşlar doğrudur. Matrix ve zarlar arası bölge arasında proton geçişleri yaşanır. Proton dedi hidrojen. Her ikisi arasında proton geçişleri yaşanıyor. Doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. Yedinci soru. Oksijenli solunumun Krebs evresi aşağıda şematize edildiği gibidir diyor. Diyor ki K sürecinde gerçekleşen olaylarla ilgili hangisi yanlıştır? Arkadaşlar burada bakın. Ee, karbon kaybı var. Karbon kaybı olduğu için karbondioksit açığa çıkar. Bakın bu doğru. Her bir karbon kaybı gerçekleştikçe karbondoksit açığa çıktıkça NADH üretilir. Doğru. FADH2 üretilir arkadaşlar. Doğru. Her bir sistem sırasında hani bu karbondoksit oluşumu sırasında ATP üretiliyor. Doğru ama su üretilmez. Su nerede üretilir? ETS'de üretilir. Çünkü ETS'de oksijen elektronu hidrojeni kendisine çekiyor ve suyu oluşturuyor arkadaşlar. Su üretimi sadece ETS'de vardır unutmayın. Cevabımız D olur. 8. soru. Elektron taşıma sisteminin kullanıldığı bir hücresel solunum tepkimesi için hangileri kesinlikle doğru olur? Şimdi elektron taşıma sistemi kullanılıyorsa oksijenli solunum da olabilir, oksijensiz solunum da olabilir arkadaşlar. Kemozmotik yolla ATP üretimi yapılır. Evet, her ikisinde de ETS ETS kullanılır. O yüzden bu kesin doğrudur. Son elektron tutucu olarak oksijen görev yapar. Buna kesinlikle doğrudur diyemiyorum. Çünkü oksijensiz solunum da var. O yüzden diyemiyorum. Su oluşumuyla tamamlanır. Oksijensiz solunumda su oluşumu olmaz arkadaşlar. O yüzden buna da kesin diyemiyorum. Cevabımız A şıkkı olur. Farklı besin moleküllerinin oksijen, oksijenli solunuma katılması ile ilgili aşağıdaki şema çizilmiştir diyor. Buna göre diyor, verilen besin moleküllerinin soluma katıldığı basamaklarla ilgili seçeneklerinden hangisi doğru olur? Şimdi arkadaşlar, şurada bakın amino asit buradan da katılır, buradan da katılır, buradan da. Yani amino asit için K, L, M yazacağız. Daha sonra gliserol için ne yazacağız arkadaşlar? Gliserol, bakın şuradan 3 karbonlu olduğu için 3 karbonlu yoldan katılır. Bu şekilde gider. Ya asidi direkt 2 karbonlu yoldan gider. Yani direkt M'den gider. Bakıyorum. Ya asidine direkt M yazacağız, değil mi? O zaman diğerlerini siliyorum. Bakın. Eee gliserol için ne yazacağız arkadaşlar? L ile M yazacağız veya L yolundan katılır yazacağız gliserol için. Evet L yolu. Bakın gitti bunlar. Zaten amino asit için de ne dedik? L, M, N dedik arkadaşlar. Hepsinden katılır dedik. Cevabımız B şıkkı olur. 10. soru. Verilen tablodaki harf, harflendirilen kutucuklar şeklinde sınıflandırılırsa hangisi doğru olur? Şimdi oksijenli solunuma özgü olanlar bir de etilen alkol fermentasyonuna özgü olanlar. Etil asetil koenzima kime özgüdür? Oksijenli solunuma özgüdür. Fadaş 2 yine oksijenli solunuma özgüdür. Karbondioksit özgü müdür? Hayır. Değil mi? Çünkü etilen alkol fermentasyonunda da var. E, arkadaşlar bu da özgü değil. Nadaş bu da özgü değil. Asetaldehit kimi özgüdür? Bu da etilen alkol özgüdür. Yani şu üç tanesi her ikisinde de görülüyor. Bu ikisi sadece oksijenli solunum. Bu da arkadaşlar etil alkol Yani cevabımız A, B ve F olacak. Yani Bursa şıkkı olur arkadaşlar cevabımız. Evet soruları bitirmişiz. Sonraki testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.